kişiler kaymış, o kişileri oradan almak lazım. Hayır. Şimdi sen korkusun aşağı. Evet, arka iki tane dişi var. Onlar çekilecek zaten, köküne kadar işlemiş o. Ama... Herkese merhabalar, ben veteriner hekim Mehmet Koç. Bugün yine dop dolu içeriklerle sizin karşınızdayız. İki tane hastamız gelecek, onların muayenesini yapacağız. Bakalım siz en çok hangisini beğeneceksiniz, hangisini merak edeceksiniz. İlk hastamız, dişinde problem olan bir kedimiz gelecek. Yemek yiyemiyormuş, arka dişlerde akıntı varmış, bir de ağızda çok pis bir koku varmış. Onun muayenesiyle başlayacağız. Hadi şimdi muayeneye geçelim. Nesi var bu çocuğun? Bu arka dişleri ve çürükler var. Gözüne iltihap edip gözüne vuruyor. Bu evet, arka iki tane dişi var. Onlar çekilecek zaten, köküne kadar işlemiş o. Bu bir virüsten kaynaklanıyor. Kalesi virüs diye bir virüs var. Bu diş etlerine falan iltihap haline getiriyor ve dişleri çürütüyor. Aynı zamanda o dediğiniz gibi burun akıntısı, göz akıntısı da yapar. Bakayım şu anda bademcikleri nasıl. Bademciklerimiz de biraz şiş. İştahımız nasıl şu anda? Biraz... Yiyor ha, normal yiyor. Yerken falan böyle bağırma, hayır, ses yok. Çıkarma falan yok. Bu çocuğa öncesinde kant haline bakmak lazım. Kant halindeki her şey yolundaysa ondan sonra dişlerini çekeceğiz. O şekilde ilerleyeceğiz. Aç karnı değil mi şu an? Aç aç. Açsa kant haline bakarız. Ondan sonra dişlerini çekeriz. Bir gece bizde misafir olur. Yarın da alırsınız. İşte o diş durumuna göre. Bu çocuk evde mi yaşıyor, dışarıda mı yaşıyor? Evde yaşıyor ama tuvaletini falan dışarıda yaşıyor. Dışarıda yaşıyor. O zaman bu birkaç gün bizde kalsın. Biz bunun antibiyotiklerini de yapalım iyice. O şekilde ilerleriz. Bu işlemler anestezi altında oluyor. Anestezi eşliğinde oluyor. Diş çekimleri kedilerde. Çünkü ağrı duyabilen bir şey. Bir de kediye ağzını aç veya işte tükür falan diyemezsin. O yüzden anestezi eşliğinde olacak. Onun için de aç karnı olması gerekiyor. En az bir 8 saat aç veya 10 saat aç olması gerekiyor. Neyse 8-9 saattir açmış. O yüzden bizim işimiz kolaylaşacak. Tabii ki anestezi öncesinde muhakkak kan değerlerini görmek lazım. Anesteziyi kaldırabilecek mi? Veya kanında bir enfeksiyon var mı? Bağışıklığı nasıl? Onları bir kan değerlerine bakacağız. Ondan sonra ilerleyeceğiz. Birkaç günde kliniğimizde misafir edeceğiz bu çocuğu. Çünkü diş çekildikten sonra biraz ağrı duyuyor. Diş etlerinde kanamalar olabilir. Onun kontrolünü sağlayacağız. Ondan sonra taburcu edeceğiz. Çok da akıllı bir çocukmuş bu ya. Sarı papatya. Ama erkek herhalde değil mi? Papatya değil. Bu çocuktan bir kan alacağız. Ondan sonra işlemlerine başlayacağız. Bayağı da usluymuş bu ya. Oh, kanı fışkırdı o gün baksana. Birkaç dakikaya sonuçlarımız çıkacak. Bu arada ben baksın da dinlenmeye geç bakalım. Kilona da bakalım seni. Oh, 5 kilo maşallah. Gel bakalım. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Gel bakalım. Oh, baksana hemen nasıl kaçıyor. Pantallimiz taş gibi. Her şey yolunda. Şimdi direkt operasyon alacağız. Zaten aç karnında olduğu için sorun olmayacak. Ve artık daha sağlıklı gülüşler, daha tatlı bir yüz olacak. Antestimiz temiz çıktı, her şey yolunda. Birazdan bu çocuğun dişlerini çekeceğiz ve bu dertten kurtulacak. Birkaç günde bizde misafir kalacak, ondan sonra taburcu edeceğiz. Anesteziyi yaptık, ufaklıkta birazdan bayılır. Zaten gözleri falan da gitmeye başladı. Biz şimdilik operasyona kaçıyoruz. Bir sonraki hastada görüşmek üzere. Hatırlarsınız, kanlı ishal olmuştu. Biz bu tarz durumlarda bir önce kan haline bakıyoruz. Bir de aşıları olmadığı için bir tane korkutucu bir hastalık var, kanlı ishal diye. Evet. Öyle bir şey olabilir diye. Onun testine bakacağız. Tedavisinin 6. günü gayet iyi yemek yemeye başladı. Bu çocuğumuz kanlı ishalimizi atlattı. Her şey yolunda. İlaçlarını da güzel bir şekilde aldı. Size göstermek istedik. Biz artık gidiyoruz yuvamıza. Bu süreçte hekimlerimizle, burada çalışan yardımcı personelimiz de bize çok destek oldu. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu kanlı ishal tedavisi çok meşakkatli ve zor bir süreç. Hani günde 3 defa, 4 defa bile bazen serum takabiliyoruz. Bu ilaçların belirli bir dozda, belirli bir zamanda verilmesi gerekiyor. Bazen hızlı gitmemesi gerekiyor. 3-4 çeşit farklı serum veriyoruz. Bu çok önemli bir iş. Tabii ki bir ekip işi. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Dobimiz de gayet iyi. Evine gidiyor. Yine başka bir tedavide görüşmek üzere. Şimdi diğer hastalarımıza geçiyoruz. Nasıl oldu kanaması? Abi damla damla kanıyordu ya.
Çok mu oynuyor yarasıyla? Yok, hiç oynamadı. Hı. Dün dışarı çıktı biraz, oynadı, ondan sonra böyle oldu. Tamam, alalım içeri. Çünkü biz ameliyat etmiştik daha önceden. Testislerinde dikişlerini açmış muhtemelen. Oradan dolayı kanamalar geliyor. Şimdi o yara bölgesine bakacağız. Oradaki açıklığı kapatmaya çalışacağız. Evet. Tamam, sakin ol. Aferin. Sen kafasına şey yap istersen. Ooo, çok kort. Aferin. Hayır. Şimdi bu bölgeyi temizleyeceğiz. Şu an alt ayağı sende olsun. Anestezi vermek istemiyorum sana. O yüzden çok kısa bir işlem. Sağlam tutarsak hemen bitiririz. Kafayı kaldırıyorum. Aferin oğlum. Tamam. Hayır. Antibiyotikleri kullanabildin mi sen? Bitirdim onu. Bir tane verdiniz zaten, onu bitirdim komple. Tamam tamam tamam. Dişler kaymış, o dikişleri oradan almak lazım. Ağzına çözün kanka, öyle yapın. Şimdi sağlam tutalım. Bitti, bir şey yok, bitti. Tamam. Anne, ne dikkat eder. Şu. Tamam. Tamam, tamam, yok mu? Tamam. Tamam. Ağzı. Hayır. Tamam, tamam, tamam. Şimdi yine antibiyotik vereceğim. Tamam. Orayı çok yalıyor mu? Yok, yalamıyor değil mi? Yok, yalamıyor. Antibiyotikle orayı kurutacağız, tamam? Tamam. Onu sabah akşam antibiyotiği hap şeklinde kullanabiliyor musun? Nasıl veriyorsun hapı? Biz şey yapıyorduk, hap değil ki, ilaç normal. Bir şeyle böyle şırıngayla... Şırıngayla daha mı rahat oluyor? Aha. Şurup şeklinde. Tamam, o şekilde veririz. Hap da olur, hapı da yer. Hap mı daha rahat olur senin için? Hap daha rahat olur. Tamam, hap veririz o zaman. Hapı yemeğin içine mi atıyorsun? Nasıl? Aha. Kırabilecek misin? Yep, böyle salam falan... Salamın arasına sıkıştır dinamit gibi. Aha. Orada yer. Daha evet. İyi olur. Sabah akşam yutturursun. Bir 5 gün kullanırsın. 5 gün sonra herhangi bir şey kalmaz. Tamam. Hadi git. Hocadan al. Bir 10 gün önce bu çocuğun ameliyatını gerçekleştirmiştik. Dikişlerini patlatmış. Dikişlerini patlattığı için yara bölgesini tekrardan revize ettik. Ve bölgeyi tekrardan diktik. Bunu aslında yakalık da vermiştik biz. Yara bölgesini çok fazla yalamaması için ama gördüğünüz bayağı kuvvetli. O yakalığı bir şekilde kırmış. Onun önüne geçebilmek için alan kısıtlaması yaptık. Normalde evde yaşayan bu köpek, dışarıda da bakmıyorlar. Sadece bir odada bakacaklar ve antibiyotiklerini düzenli olarak kullandıkları zaman herhangi bir enfeksiyon olmayacak. Bir hafta sonra da gelecekler, dikişlerini alacağız. Bu şekilde bu durumu çözmüş olacağız. Ve videonun sonuna geldik. Yine videolarımız devam edecek. Vakalarımızı teker teker yine sizle birlikte paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı günler.